Merhaba arkadaşlar. Günü kapattık. Bugün Salı. Bildiğiniz üzere halk arz sitelerinde takip ettiğimiz bir ebebek vardı. Bir Tarkim vardı. Diğer halk arz sitelerimiz ne yazık ki artık tavanlarını bozmuş durumda. Yani tabandan tekrar tavana gidecek bir halk arz potansiyeli göremedik. Diğerlerinde Ofisyem, Tatlıpınar, Baydöner, Enerji Enerji, Kuzu Geyo ve İzdemir Enerji. İzdemir Enerji bugün biraz kıpırdanma oldu ama ne yazık ki artı tarafa kendini atamadı. Ebebek 4. işlem gününü tavanda kapattı. Tarkim 1. işlem gününde tavanda kapattı. Hem de tam 7 milyon 270 bin alım emriyle tavanda kapattı arkadaşlar. Gayet güzel. %0,3 el değiştirme oranı var. Sadece %0,3 oranda satılmış. Peki diğer hisseler nasıl oldu? Genç Demet yatırımcısı paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Enerji Enerji eksi 8,34. İzdemir Enerji eksi 4,05. Baydöner eksi 2,5. Ofisyem eksi 5,66. Tatlıpınar Enerji taban olmuş. Kuzu Geyo taban olmuş. Ebebek tavanda bekleyen, kapanışa göre tavanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar 20 milyon lot. Tarkim'de 7 milyon lot tavanda alış emriyle günü kapatmış. Bakalım yarın nasıl bir performans sergileyecek bu halk arz hisseleri. Bakalım yeni aslında bu hafta gıptanın da Perşembe günü işleme başlayacağını düşünürsek sanıyoruz Ebebek, Tarkim ve Gıpta Perşembe Cuma'ya tavan serisiyle devam edecek. Gelecek haftada yeni 3 halk arzımız Hatsan, Reader Technology ve Adra Geyo gelecek hafta büyük bir ihtimal işleme başlayacak. Bu hafta halen talep taplama süreci devam edecek. Bakalım nasıl bir performans izleyecekler. Bakalım başvurular nasıl olacak? Kaç kişi başvuru yapacak? Bildiğiniz üzere bugün yine sosyal medyada da paylaşıldı. Bloomberg'te de paylaşıldı. 7 milyon kişiyi geçmişiz yatırımcı sayısı bakımından. Türkiye'de bu bir rekor. Yani gerçekten de yıllarca 500 bin, 1 milyon çevresinde dolaşırken son 2 yılda 7 milyona kadar tırmanmış yatırımcı sayısı arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Tabii ki güzel bir şey. Tamam, çoğu halk arzlar için geldi ama en azından bu halk arzlar için gelenler bile yarısından bir kısmı, yani yarısından çoğu diyecektim ama olmaz gibi düşünüyorum. Yani bir kısmı, yarısından azı da olsa bir kısmı, %10'u bile olsa uzun vade yatırıma başlarsa borsamız için çok iyi bir kazançtır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ki biz her seferinde size aynı şeyleri söylemekten bıkmayacağız. Siz de bıkmayın arkadaşlar. O sat tuşundan elinizi uzak tutun. Uzun vade yatırıma yönelin. Kademeli alımlarla alımlarınızı yapın. Öyle benim elimde yüklü para var. Şunu sattım, araba sattım. Paramı neye koyayım? 3 ay, 5 ay sonra 2'ye katlasın, 3'e katlasın. Bu heveste olmayın arkadaşlar. Bu hevesteyseniz zaten bizim videolarımızı izlemeyin. Uzun vade beraber burada sohbet edelim, konuşalım. Halk arzları takip edelim. Bakalım nasıl performanslar izleyecekler. Yarın yine burada olacağız. Biz yine bugün akşam da sizlere yeni halk arzlarla alakalı, Adra gayrimenkulle alakalı, yine diğer halk arzların tavan serisiyle alakalı videoları paylaşmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Tekrar görüşürüz.